Evet, merhabalar değerli arkadaşlarım. Yeni güzel bir anayasa denemesiyle hizmetinizdeyiz. Hiç uzatmıyorum ve hemen başlıyorum. 46. sorumuz şu. Kişinin o ana kadar kimsenin malı olmayan bir şey üzerinde kendi fiiliyle kendi lehine bir hak kurmasına, hiçbir aracı olmadan şey üzerinde ilk defa hak kazanmasına verilen at aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle bir obje çiziyorum buraya. Bunu daha önce bir sahibi yok ve siz bunun ilk sahibi oluyorsunuz. Nedir bunun adı arkadaşlar? Aslen kazanma. Bir malın, bir eşyanın, bir şeyin ilk sahibi siz oluyorsanız bu aslen kazanımdır arkadaşlar. Ama şuna dikkat edin. Mesela sıfır araba almak. Sıfır araba almak tabii ki aslen kazanım değil değerli arkadaşlar. Niye? Siz bunu bir aracıdan, bir firmadan, karşı taraftan alıyorsunuz. Devren kazanım olur. Bu tuzağa da düşmeyin. Haklar aslen kazanım, devren kazanım, bir de arkadaşlar tesisen kazanımı şeklinde 3 yolla kazanılıyor. Şuradaki talep ve dava hakkı kişinin kendi hakkını koruma yolları var ya. Şöyle hakları koruma daha doğrusu. Hakları kimler korur? Hakları ya devlet korur ya kişi korur. Devlet koruması şu ikisinden oluşuyor. Kişi koruması meşru müdafaa, zaruret hali ve kuvvet kullanma. Kavramlar da nereden geliyor? Yakalamaya çalıştık, tamam. Aşağıdakilerden hangisi 82'nin ikinci maddesinde sayılan cumhuriyeti nitelikleri arasında yer almaz? Soru kökünün olumsuz olduğuna lütfen dikkat edelim arkadaşlar. İkinci madde ne diyor? Bu arada ikinci maddenin adı var. İkinci maddenin adı cumhuriyeti nitelikleri. Tamam. Şurada da yazıyor. Çünkü ÖSYM KPSS'de öyle yaptı. Hangisi cumhuriyetin nitelikleri arasında yer alır yer almaz? Yani hangisi ikinci maddededir veya değil. İkinci madde ne diyor arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde başlangıçta belirtilen ilkelere dayanan, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı, laik, sosyal, demokratik bir hukuk devletidir. Atatürk milliyetçiliği başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik bunlar var ama egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi anayasada var ama ilk 3 maddede yok. Bırakın 2'yi, ilk 3 maddede bile yoktur arkadaşlar. Aynı uyruklukta olmayan kişilerin özel hukuk ilişkilerini hangi ülkenin kanunlarına uygulanacağını, davaların hangi mahkemede görüleceğini düzenleyen hukuk aşağıdakilerden hangisi? Bakın arkadaşlar. İki ayrı devlet, diyelim Türkiye ve Almanya. İki ayrı devlet arasında olsaydı şu olurdu arkadaşlar. Ama iki devletin vatandaşları arasında olursa devletler arası özel hukuk. 82'ye göre aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin amaçlarına ilişkin yasaklar arasında yer almaz? Devletin bağımsızlığı, ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğüne aykırı olamama. Evet, buna aykırı olmayacak amaçları. Sosyal devlet ilkesine aykırı olmama. Sınıf zümre diktatörlüğüne veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamama. Eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olamama. Suç işlenmesini teşvik etmem arkadaşlar. Bakın bu yani hukukta böyle bir cümle var ama siyasi partilerin amaçlarını yasaklayan durumlarda böyle bir ifade yok arkadaşlar. Yani sadece bir kere okuduğunu anlamakla ilgili. 82'ye göre aşağıdakilerden hangisi meclis seçimlerinin geriye bırakılma sebeplerinden biridir? Önce şunu bir hatırlayalım. Basit bilgiler gelsin. Biliyorsunuz Türkiye'de bütün seçimler 5 yılda bir yapılır. Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ve yerel seçim var dostlar. Ve tamamı 5 yılda bir yapılır. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi birlikte ve aynı gün yapılır. Yerel seçimde kimleri seçiyoruz? Belediye başkanı, muhtar gibi gibi kişileri arkadaşlar. Ve seçimler bir durumda ertelenebilir. O da hangi durumda arkadaşlar? Savaş. Velev ki savaş bitmediyse her seferinde bir yıl, bir yıl, bir yıl olarak ertelenebiliyor. Yani şöyle değil. Savaş boyunca ertelenir değil. Her defasında ne kadar ertelenebilir? Savaş durumunda bir yıl arkadaşlar. 82'ye göre yukarıdakilerden hangileri görevleriyle ilgili bir suçtan dolayı Yüce Divan'da yargılanmaz? Yani soru diyor ki hangisi Yüce Divan'a gitmez? Bu arada Yüce Divan dediğimiz yerin Anayasa Mahkemesi olduğunu, Anayasa Mahkemesi'nin bir görevinin birilerini Yüce Divan sıfatıyla yargılamak olduğunu da hatırlayalım. Meclis Başkanı, mecliste olup da o 600 kişiden, mecliste olup da Yüce Divan'a giden tek kişidir. Dört büyük asker gider. Genelkurmay Başkanı, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanı gider. Yüksek Mahkemelerin başkan ve üyeleri gider ama şöyle bir istisna var. Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başkan gider ama üyeler gitmez değerli arkadaşlarım. Jandarma Genel Komutanı eskiden Yüce Divan'a gidenler arasındaydı. O POTA'daydı. Bir daha aynı zamanda Milli Güvenlik Kurulu üyesiydi ama
Jandarma oralardan çıkartıldı değerli arkadaşlar. Kamusal ihtiyaçların en iyi ve uygun biçimde karşılanması için değişen ve gelişen koşullar ile teknik verilere uyum sağlama zorunluluğuna verilen at aşağıdakilerden hangisi? Değişen ve gelişen koşullara uygunluk arkadaşlar bizi nereye götürür? Değişkenliğe ya da uyarlamaya arkadaşlar. Böyle bir kavram da olabilirdi ona göre. Topluma sunulacak kimi idari hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden değil, merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesine verilen ad hangisi? Bir önceki denemede de benzer soru çözmüştük arkadaşlar. Şimdi devlet tüzel kişilik ve kamu tüzel kişilikler var. Bu merkezi idareyi bu yerinde yönetim ifade ediyor. O halde cevabımız yerinde yönetim oldu. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlayan bir hukuki araçtır? Değerli arkadaşlar, idarenin bütünlüğünü hiyerarşik denetimle idari vesayet denetimi sağlıyor. Ama şöyle, merkezi idare gelip yerinden yönetimi denetlerse bunun adı idari vesayet denetimi olur. Hocam ben hiyerarşik denetimi, idari vesayet denetimini ve kamu tüzel kişilik olan olmayanı karıştırıyorum diyor, diyen arkadaşlar varsa ben bu videonun son kısmını arkadaşlar, son saniyelerine bir link ya da bir tık atacağım arkadaşlar ve bir oynatma listesi paylaşacağım. İdari hukuku değerli arkadaşlarım çok iyi izlenme aldı çünkü çok başarılı bir çalışmaydı, çok beğenildi. Hukuk fakültesi öğrencileri çok çok izlediler ve teşekkür ettiler. Değerli arkadaşlarım yani 100 bini çok rahat geçmiştir. Ben onunla ilgili video atacağım ve tık kesinlikle soru kaçırmayacaksınız arkadaşlar, bundan emin olun. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasında yer almaz? Arkadaşlar 13 civarı üyesi olan bu kuruluşun merkezi İstanbul'dur. Resmi dilleri İngilizce ve Rusçadır. Bakın Türkçe yok arkadaşlar. Ola ki soruda gelirse ciddi bir takla attırır. Moldova, Romanya, Ermenistan, Arnavutluk, Türkiye'miz, Yunanistan arkadaşlar, hakeza Bulgaristan, Sırbistan gibi gibi ülkelerinde olduğunu burada vurgulayalım. Cevap karada. Çok basit, klasik bir soru. Divan-ı Lügat-ı Türk Adliyesi'nin yazarı hangisidir? Karahanlılar dönemine ait ilk eserlerdendir arkadaşlar. Ve bir sözlüktür. Türk dünyasının ilk sözlüğüdür, ilk ansiklopedisidir ve ilk haritasıdır. Ve kime aittir? Kaşgarlı Mahmud'a. Bu arada arkadaşlar Edip Ahmet Yüknek'in Atabetül Hakayık, Yusuf Has Hacim'in Kutadgu Bilik, Ali Şir Nevai'nin bu Timurlar dönemine ait arkadaşlar. Muhakemetül Lügateyn ve Ahmet Yesevi'nin de Divan-ı Hikmet adlı eserini vurgulamış olalım. Amerika'da dağıtılan Pulitzer ödülleri aşağıdaki alanların hangisi için verilmektedir? Arkadaşlar Pulitzer ödülleri gazetecilik, edebiyat ve müzik alanında veriliyor. Dolayısıyla en çok öne çıkan yönü de bu arada gazeteciliktir. Çok meşhur bir fotoğraf var, böyle Afrika'da mı Afganistan'da mı çekilmiş küçük bir kız çocuğu var. Çok aç ve kemikleri sayılır durumda, yürüyemez durumda, arkasında bir akbaba bekliyor. Böyle bir fotoğraf var, yani hafızalara kazanan arkadaşlar Pulitzer ödülü almıştı. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlardan biri değildir? Arkadaşlar ben yazıldığı haliyle okuyacağım. ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü. FAO, Uluslararası Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Örgütü. WHO, yani biz buna yerel ağızla WHO diyoruz. WHO, Dünya Sağlık Örgütü Merkezi Cenevre. Abraham Geberius, bunun sekreteri veya başkanı. UNDP kalkınma ajansıdır. Birleşmiş Milletler'e bağlıdır. Bizim Kemal Derviş bir ara bunun başkanlığı yapmıştı. OECD özel Birleşmiş Milletler'den ayrı ekonomik ve işbirliği örgütüdür arkadaşlar. Türkiye'miz de bu örgütün üyesidir. Ekonomiyle ilgilidir. Merkezi de Paris'tir. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Karadeniz'e kıyısı bulunmaz? Ukrayna var. Bulgaristan var. Gürcistan var. Romanya var. Türkiye var. Rusya var. Ama Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ne kıyısı var. Karadeniz'e kıyısı yok arkadaşlar. Ocak 2022'de 79.sü düzenlenen Altın Küre Ödülleri töreninde dram dalında en iyi film ödülünü alan aşağıdaki yapımlardan hangisi kazanmıştı? Değerli arkadaşlarım yani bu tür sorular nadiren çıktı ÖSYM'de, nadiren. Bir de böyle yaklaşık 10-12 kulvarda verilen bir ödül çeşididir bu. Yani sen bunu dramını mı öğreneceksin, komediyi mi öğreneceksin, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, müzik dalında en iyi film gibi gibi bir sürü tantanası var. The Power of the Dog arkadaşlar bu alanda sözde dram dalında en iyi film ödülü almış ama çok tartışılan bir ödül töreniydi. Meraklısı tıklayıp okuyabilir değerli arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.